Bu videoda size matris çarpımının birleşme özelliğine sahip olduğunu göstermek istiyorum. Bunu en azından 2'ye 2 iki matrisler için göstereceğim ve daha sonra istediğim şey, bu özelliğin, matris çarpımının tanımlı olduğu herhangi bir matrise uygulanabileceğini görmeniz. Şimdi önce şöyle üç matris tanımlayalım. Birinci matris A, B, C, D olsun. İkinci matris, E, F g ve h olsun. Son matrisim ise i j k ve l olsun. Şimdi burada iki senaryoya bakmak istiyorum. Önce bunu kopyalayıp yapıştıralım. Hop kopyala, hop yapıştır. Güzel. Şimdi önce turuncu matrisle sarı matrisi çarptığım senaryoya bakmak istiyorum ve Son olarak bunu mor matrisle çarpacağım. Daha sonra diğer senaryoda önce sarı ile moru çarpacağım ve bunu ardından turuncu ile çarpacağım. Ve eğer bu iki senaryonun sonucu aynı olursa bu durumda en azından 2'ye 2 iki matrisler için matris çarpımının birleşme özelliğine sahip olduğunu göstermiş olacağım. Matris çarpımının değişme özelliğine sahip olmadığını daha önceki videoda görmüştük. Hadi bakalım. Şimdi de birleşme özelliğine sahip olup olmadığına bakalım. Ve size bir ipucu vereyim. Matris çarpımı birleşme özelliğine sahip. Aramızda kalsın. En iyisi siz şimdi videoyu durdurarak bu harflerle çalışın ve elde etmeniz gerektiğini söylediğim sonuca siz kendi kaleminizle ulaşmaya çalışın. Tamam. Şimdi önce bunların ikisini çarpalım. Bu bir çarpım, dolayısıyla oldukça büyük bir yere yazacağım. Evet, bu a çarpı e artı b çarpı g ve daha sonra a çarpı f artı b çarpı h olacak, değil mi? Sonra c çarpı e artı d çarpı g ve son olarak da c çarpı f artı d çarpı H. Evet. Satır sütun. Evet. Bunu IJKL matrisi ile çarpacağız. Ve bakalım ne elde edeceğiz. Bunu yazmak için biraz yer bulalım. Büyük bir yer lazım. Evet. Bu çarpı I. Aslında I'yi dağıtayım değil mi? I çarpı A çarpı E artı I B g artı bu şey çarpı K artı çarpı a çarpı f artı k h. Evet burada yazacak yerim bitti. En iyisi şunu sileyim ve devam edelim. Ve daha sonra bunu çarpacağız. Aslında bu satır ve bu sütunu dikkate alacağız değil mi? Birinci satır, ikinci sütun. Hadi bakalım böylece j çarpı a çarpı e artı j g artı l a, f çarpımı ve artı l çarpı b çarpı h elde edeceğiz değil mi? Bu matrisler benim düşündüğümden de daha çok yer kapladılar. Peki, daha sonra burada bu çarpı bu artı bu çarpı bunu elde edeceksiniz. Yani, yani i çarpı c çarpı e artı i d g artı k çarpı c çarpı f artı k d h ve daha sonra da nihayet son olarak bu çarpı bu artı bu çarpı bu diyeceğiz. Yani j çarpı c çarpı e artı j d g artı l c f ve artı l d h tamamdır. Evet nihayet şimdi buradakine bakalım. Bu çarpım ne olacak onu görelim. Önce bunların ikisini çarpacağız değil mi? Bu e çarpı i artı f çarpı k artı e çarpı j yok hayır artı değil hayır hayır bu bir sonraki terim değil mi evet pardon e çarpı j artı f çarpı l evet ve daha sonra g çarpı i artı h çarpı k. Evet ve son olarak da g çarpı j artı h çarpı l'yi elde ediyoruz. Daha sonra da bunların tümünü A, B, C, D ile çarpacağız. Evet. Ve sanırım bunu yazabilmek için çok büyük bir yere ihtiyacım olacak. <laughs> Arazi satın alsam yeridir. Neyse en iyisi buraya yazayım. Evet yeşille yazacağım bu kez. Göstermek için bir ok çizeyim. Veya aslında sadece biraz sağa kaydırabilirim. Evet bu işe yarayabilir. Güzel şimdi. Ne elde edeceğim? Yani a çarpı bu artı b çarpı bu yani a çarpı e çarpı i artı afk artı b çarpı g çarpı i artı bhk ve daha sonra bu satır ve bu sütunu ele alıyoruz. Buna göre bu da a, e, j artı a çarpı f çarpı l artı b çarpı g çarpı j artı b çarpı h çarpı l olacak değil mi? Matrisi kapatalım şimdi. c çarpı bu artı d çarpı bunu elde edeceğiz yani. C çarpı E çarpı I artı C, F, K, evet C, F, K artı D çarpı G çarpı I artı D çarpı H çarpı K. Ve nihayet yine son olarak C çarpı bu artı D çarpı bu. Yani C, E, J artı C, F, L ve daha sonra ne elde ediyoruz? Artı D çarpı g çarpı j artı D çarpı h çarpı L. Evet, şimdi bu iki şey birbirine denk midir. Her girişe tek tek bakalım. Buna göre i, A, e bu A e i ile denktir. Evet, çünkü skaler çarpımların birleşme özelliğine sahip olduğunu biliyoruz. Şimdi i,BG orada ve orada görüyorsunuz. KAF burada görüyorsunuz ve bu AFK ile aynı şeydir ve daha sonra KBH bu BHK ile aynı şeydir. Her girişe tek tek bakabilirsiniz. Aslında bunu hızlıca birlikte yapalım. I, C, E, C, E, İ ile aynı şey. I, D, G, D, G, I ile aynı şey. K, C, F, C, F, K ile aynı şey. K, D, H, D, H, K ile aynı şey. Evet, şimdi ikinci sütunlara bakalım. Buraya kadar iyiyiz. J A, E, A, E, J, J, B, G, B, G, J. Evet, aynı şeyler. L, A, F, A, F, L. Güzel. Ve L, B, H, B, H, L ile aynı şey. Ve son olarak j, c, e, c, e, j ile aynı şeydir değil mi? j, d, g, d, g, j ile aynı şeydir. l, f, l, f mi yoksa bu l, c, f mi? Bakalım burada l, d, h buna göre bu LCF olmalı. Değil mi? Bu CFL ile aynı şeydir. Buradaki LCF'ye emin olmak için tekrar bakalım. Hata yaparsak işlemin tümü karışır. Değil mi? Buna göre buradaki giriş ne olmalıydı? Bunu ikinci satır ile ikinci sütunu çarparak elde etmiştik. Evet. Ve ne elde ediyoruz? J çarpı C çarpı E artı J, D, G elde ediyoruz. Ve daha sonra L, CF var. Evet, evet. Bu LCF artı LDH. Ve böylece bu iki miktarın aynı olduğundan emin oluyoruz. Önce ilk ikisini, sonra üçüncüyü mü çarptığım yoksa ikinci ile üçüncüyü çarpıp daha sonra birinci ile mi çarptığım gördüğünüz üzere fark etmiyor. Şimdi bir kez daha bu birleşme özelliğidir. Sıralamayı değiştirmiyorum. Sıralama aynı kalıyor. Hangi sırada olduğu önemli ancak gördüğümüz gibi bunları birleştirebiliriz. Önce ilk iki tanesini yapabiliriz veya önce son iki tanesini yapabiliriz.